Ne yapıyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Gördüğünüz gibi haşır tuşur ses ver. O Dogo ve yavrusu Fredo artık dağlarda benimle beraber. Dogo gelir gelmez bir sağa bir sola hav 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 hav. Ben buradayım. Uzun zamandır ayrıydım ama artık dağlardayım diye af kuruyor arkadaşlar. Yavrusu Fredo ise uyku modunda ama o da büyüyecek, o da gelişecek. Kendini ve sevdiklerini korumayı rol model annesinden öğrenecek arkadaşlar. Hava güneşli. O bir laf var. Koca karı sıcakları herhalde o. Tam bilmiyorum, yanlış da söylemeyeyim. Onlar başladı. Güneş o kadar güzel ki tam böyle tepemde o yağmurlar sonrası güneş açması. Çiftçiler yarım kalan işlerini halledecek. Bir fırsat. Ben de burada işte kuru odunları, yaş odunları kurutacağım, odunları keseceğim. Hatta videonun başına gördünüz. Ateş yakmak için buradan yaklaşık bir 700-800 metre ötedeki dalları getiriyorum. Sebebi şu, hazıra dağlar dayanmaz arkadaşlar. Bunlar kara gün ihtiyaçlarım. İşte o karda, kışta odun toplayamadığım zaman bu odunları yakacağım, alttaki kuru odunları yakacağım. Ama böyle güneşli fırsatım varsa gidiyorum arkadaşlar, hiç üşenmiyorum, yürüyorum, getiriyorum ve ateşi yakıyorum. Ve bir çaydanlık yaptım. Şey, bir çaydanlık ateşi bak söyleyemiyorum ya. Bunu kesmeyeceğim. Çaydanlığım yok, böyle üstten tutan bir çaydanlığım yok. Her zaman dediğim bir laf var. Yoksul değiliz ama yoksunuz. Ya düşündüm, öyle koyuyorsun sapı olmuyor, yanıyor yanıyor. İki tane demir parçası vardı. Hurda eski. Buldum yolda gezirken. Ta ne zaman? Kenarda sakla samanı, yeri zamanı edası vardır ya. Aldım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu an o çaydanlıkta şöyle tutuyor. Yani kulplu gibi. Hemen tarif edemedim onu. Siz demek istediğimi anladınız ama. Yani bir onu yaptım. Böyle kafam o kadar rahat ki artık sapı sıcacık olmayacak. Bu arada bu deri eldivenler arkadaşlar ısı geçiriyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yorumlardan birini sormuştu arkadaş ısı geçiriyor mu diye. Isı geçiriyor arkadaşlar. Yani gene biraz koruyor ama ısıya fazla dayanıklı değil. Fredo'yu dağa alıştıracağız, bu dağ evine alıştıracağız. Gece burada kalacakları için artık bunlara bir yuva yapmam lazım. Yani bir kulübede onlara yapacağız. Kulübe değil de barınak tarzı. Ne yaparsak yapalım. Yani lüks bir yer yapayım. Gene gelirler benim yanımda otururlar. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yerlerde saç var. Oraya şey yapmam, halı malı bir şey sermem lazım ya da yaprak maprak. Ama alıştıracağım onları dışarıda kalmaya. Yanında shelter var ama shelter'da da kalmazlar. Yağmurdan, rüzgardan, soğuktan korunması için onlara bir baraka yapacağım arkadaşlar birazdan. Böylece akşam olacak. Sizler de ayrılmayın. Bir günü benle yaşayın. Hadi arkadaşlar. Ya Allah, bismillah, iş zamanı.
Buraya gel. Redo. Gel. Gel. Buraya gel. Gel. Çabuk. Hadi gel. Koş. Gel. Ses takibi, zorlukla mücadele hepsini öğrenecek. Sen bıraktın mı yavrum? Gel buraya. Gel oğlum, gel. 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 Hadi. Dur, yoga dur. Daha bebek. Bakmayın böyle iri kıyım olduğuna. Bebek bu daha, bebek. Hadi ha. Of of öp öp. Oh. Dogo ha, sen de öp. Aferin. Öğrendin mi? Tamam Dogo, dur dur dur. Tamam. Tamam Dogo. Ha, sen de sen ha. Sen oraya çıkamazsın. Şu ağacın kalınlığını görüyorsunuz ve boyunu. Dogo, su içip gideceğiz. Fredo! Dogo! Buraya gel. Buraya gel. Oğlum sen annene uyma. Ona uyarsan dağdan geri gelemezsin. Dogo suyunu iç. Buraya gel, suyunu iç. Hadi. Su iç. Redo sen de suyunu iç. Hayda.
Ayının pisliği. Kızım bu ayı mı var burada? Baba şuraya bakıp duruyor ama. Şurayı kokluyor sürekli. Ya farenin yeri. Fare yeri büyük ihtimal. Anlaşılan o ki su içmeye gittiğimiz yere tek biz değil, ayı da gidiyor. Fredo yoruldun mu? Hadi Fredo, gidiyoruz. Gittim ama vardık. Fredo! Ah oğlum ah. Öğreneceksin yürümeyi. Evet. Burada mantar var. Hayatım boyunca hiçbir zaman öğrenemedim bu mantarları. Ve kültür mantarını da o kadar çok az yerim ki. Kolay kolay yemem. Bunu Murat'a sormak lazım. Bilir mantar işini. Fredo. Apayrı bir kültür bu mantarları ya. Dağ evine geldik sonunda. Ateş güzel yanıyor. Fredo. Bakalım balkona çıkabileceğim mi Fredo? Haydi. Aferin Dogo. Sen de çık oğlum. Akşam oluyor yavaş yavaş ve yemek hazırlığı yapmam lazım. Daha doğrusu birkaç bir şey var. Bir yemek yapayım. Dogo! Fredo! Fredo buraya çıkamadığı için üzgün ama çıkacak elinde sonunda. Hadi Dogo yemek yapalım hadi. Şu tavamızı alalım. Dogo! Fredo sen burada mısın oğlum? Şöyle bıraktık. Bir de yağ atalım bunun üstüne. Şu tava biraz kızarsın. Şu yağ atalım. Tamam Dogo yemek yapacağız. Sese bak.
Bugünkü yemeğimiz de yumurta. Pişmesini bekleyeceğiz. Yavaş yavaş olacak. Fredo. Yumurtamız oldu.